أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Çok değerli hanım hocalarım, öğrencilerimiz, sizlere bir sözümüz vardır değil mi? Buraya gelen hocaları inşallah yakalayıp buraya getireceğiz, sizin huzurunuza çıkartacağız. Şu anda da benim çok sevdiğim, gerçi yani fazla çok yakından tanımıyoruz ama uzaktan takip ettiğim ve hatta gıpta ettiğim bir hocamız şu anda yanımızda inşallah. İhsan hocamız, İhsan Şen Ocak hocamız. Aslında buradadır, Trabzonludur ama şu anda Samsun'da o da Diyanet Eğitim Merkezi var. Oranın müdürüdür. Hem böyle bir resmi görev yaparken bu görevimin dışında şu anda vatanın evlatlarının eğitimi için eline gelen gayreti yapan, uğraşan bir kardeşimizdir. Bugün bir icazete beraberdik. Kendisine durumu arz ettik. Allah razı olsun. Kendisi bizleri kırmadılar. Şu anda sizin huzurunuzdalar. Hocamızdan istifade etmek üzere ben mikrofonu kendisine bırakıyorum. O bu işin uzmanıdır inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem. Ve sallallahu ala nebiyyihi ve âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem hocalarım, kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Yani ben buraya gecikmiş bir teşekkürü hocalarımın huzurunda arz etmek için buraya geldim. Allah Teala'nın kudretini, kuvvetini temaşa ediyorum. Bu da bir medreseye dönmüş. Yani sizler buradasınız, hocalarım burada. Şu kadar zamandan beri Allah ve Resul davasına hizmet ediyorlar. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebediyen ebed razı olsun. Yani ben ne diyeyim ki teşekkür babından? Zaten sizlerin şu hali bunu arz ediyorlar. Buradasınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz davana getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip olmaya memuruz, amadeyiz ya Resulallah diyorsunuz. Yani bunun için size 1000 defa, 100 bin defa bu millet teşekkür etse yine bunu ifade edemezler. Bunu bütün samimiyetimle size arz etmek istiyorum. Bu haftada birkaç şeyi sizlere arz edeyim muhterem hocalarımın müsaadesiyle. Sizler rihle yaptınız, kudemanın yoluna girdiniz, evlerinizden çıktınız, buralara geldiniz. Sahabe-i kiram efendilerimiz de Allah Resulü Aleyhisselam'a rihle yaptılar. Rihle ilim yolculuğu demek malum halleriniz. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh diyorlar ki levlem tekune rihle leta'al ilmu. Eğer rihleler olmasaydı ilim yolculukları Ebu Hanifeleri, Razileri, Gazalileri bu ümmet, bu millet tanımayacaklardı. Sizler onların yoluna girdiniz. Yani o nesebe dahil oldunuz. Şimdi buradasınız. Evlerinizi, yerinizi, yurdunuzu terk ettiniz. Malumunuz ki insanların nesepleri var, babaları, dedeleri var, ilmin de bir nesebi var. Hani okullarda gidersiniz, diploma verirler. Üniversiteyi bitirirsiniz, altında dekanın adı vardır. Fakat siz burayı bitirirsiniz, belki hocalarım icazet verirler, daha ileriki yıllarda verirler. İcazetlerinizin altında yazar. Bu falandan mucazdır, o falandan mucazdır. Sizi alırlar Ebu Hanifelerden. Hammadlardan, Nahailerden, Alkamelerden, Abdullah İbni Mesudlardan Hazreti Muhammed'e götürürler aleyhissalatu vesselama. İbni Abidin'in Reddül Muhtarı'nın başında şöyle bir ifade var. Mukaddimesi hem usulü fetva ile alakalı çok kıymetli bir eserdir. Üstad rahmetullahi aleyh diyorlar ki El ilmu zera'ahu İbni Mes'udin ve sekahu Alkame ve hasadahu Nakhai ve tahanahu Abu Hanife ve ajanahu Abu Yusuf ve khabazahu İmam Muhammed ve nas ya'kul min khubzihi. İlim bir tohum gibidir. Onu toprağa Abdullah ibn Mesud bıraktılar. Sonra Nakhai'yi suladılar. Sonra Alkame onun hasadını yaptılar. Ebu Hanife devşirdiler. Ebu Yusuf yoğurdular. İmam Muhammed ekmek haline getirdiler. Zahir rivayet kitaplarını Ebu Hanife'den, Ebu Yusuf'tan alan İmam Muhammed rahmetullahi aleyh. Şimdi insanlar onların ekmeğini yiyorlar. Sizler de o yola dahil oldunuz.
Ebu Hanifelere nesebinizi bağladınız. Yarın kıyamet günü huzura geldiğiniz zaman sizi böyle anacaklar. Bir kardeşimiz vardı, bizim İFAM diye bir yerimiz var. İlmi Fikri Araştırmalar Merkezi. Orada İslami ilimler okuyoruz. Geçen iki ay kadar önce bir kardeşimiz vefat ettiler trafik kazasında. Yani bir onunla ilgili de Şehit Mustafa diye bir arkadaşlar bir Facebook sayfası açtılar. Bir de kitapçık çıkardık onunla ilgili. Yani 30'a yakın arkadaşlar hakkında yazı yazdılar. Ben de şunu yazmıştım. Yeryüzünde hasret, gökyüzünde icazet diye. Yani Buhari okuduk biz onunla, Beyzavi okuduk, Nesefi okuduk. Ama icazetini bu dünyada alamadılar. Rabbim ahirette Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda inşallah kendisine icazet takdim edecek. Baktığınız zaman ulu hocalara, büyük kahramanlara ve kem min hasaratin fi butunil makabir. Kabre gitseniz şimdi. 44 yaşında ruhunu teslim eden Allame Nevevi'nin kabrine ne hasetler göreceksiniz. Anneyi görememiştir doya doya. Babasını görememiştir. Yani annesi der ki ona, oğlum yani o kitapları biraz bıraksan da benimle sohbet etsen. Ama onlar kendi varlıklarını İslam'a adamış kahramanlardır. İbn Abidin rahmetullahi aleyh ile alakalı annesi diyor ki, Farfur'un İbn Abidin ile alakalı iki ciltlik bir doktora çalışması var. İbn Abidin ve Eseru fi Şeriatil İslamiye diye. Orada annesinden alıntıları var. Annesi çağrılmış öğle yemeğine, geliyorum dermiş. Akşam olur, akşam sofrası kurulur, hala Üstad İbn Abidin yine sofraya geliyorum der. Anadan, serden, şuradan, buradan geçmeden kahramanlık olmaz. Büyük ruhlu insan olmak istiyorsanız, önce bütün varlığınızı Allah ve Resulü'nün davasına adayacaksınız. Ve bunlar dünyada seyinemeden gittiler. İbn Abidin Reddül Muhtar'ını bitiremedi. İmam Nevevi Mecmu'nu tamamlayamadı. Yani Rabbim sanki onlara şöyle dedi. Siz madem bu kadar büyüksünüz, bu eseri bitirip dünyada sevinecektiniz, gelin ahirete o sevinci Hazreti Muhammed'in huzurunda yaşayınız. Bizim Mustafa kardeşimizi de Rabbim hepimizden önce çağırdı. Sen gel dedi, madem ki büyüklerin, Nevevilerin, Razilerin, İmam Rabbani'lerin yoluna dahil oldun, o halde senin diplomanı yeryüzünde hasret varken gökyüzünde Allah Resulü Aleyhisselam versin. Sizi dünya şu kadar takdir eder, bu kadar takdir eder. Ama Hazreti Muhammed'in özlemini çektiği, uğruna her şeyini feda ettiği nesil sizlersiniz. Bu açıdan bakmanız lazım. Hadiseyi bu çerçevede değerlendirmeniz lazım. Hani rihleler yapıyorsunuz, sizden öncekilerde rihleler yapmışlardı. Fakat siz de bunu yapıyorsunuzdur. Onlar da buna dikkat ettiler. Ezher'de bir hocamız varmış. Her gün derse gelir. Ezher ve mekanetu fil İslam diye üç ciltlik bir kitap hazırlamışlar. Hocam da Ezher'i, Ezher mezunu. Orada bir hocadan şöyle bir anekdot rivayet ediyorlar. Her sabah hoca gelirmiş. Kürsüsüne oturur, bir müddet başını asasına dayanır, düşünürmüş. Bir gün talebeleri sormuşlar, hocam neden böyle yapıyorsunuz? Demiş ki, usahhihu niyeti, niyetimi düzeltiyorum. Acaba ben buraya bu sabah neden geldim? Sabaha kadar mutala ettiniz. Bir metni çözmek için 10 tane kitap açıyorsunuz. Belki öğrenciyken 2-3 tane kitap açarsınız. Ama hoca olduğunuz zaman belki 10-15 tane kitabı yayarsınız böyle yere ya da masanın üzerine. Her şeyden bir ibare alacaksınız. Kenarına haşiyeler, hamişler yazacaksınız. Onları sabaha kadar çalıştım. Acaba talebeler benim dersimi beğensinler. Ahmet Hoca, Üstaz Ahmet ne kadar güzel ders anlatıyorlar. Bunun için mi yaptım yoksa Allah rızası için mi yaptım? Şimdi burada niyetimi tasih ediyorum. Evvela niyeti tasih etmek lazım. Niyetimiz Allah ve Resul davasına varlığımızı feda edebilmek. Onun için buradasınız. Hocalarım şu dağ başına Halil Hocam, onun için bütün zamanını, nefesini, her şeyini feda edip bu binayı sizlerin hizmetine amade ettiler. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın anlattıkları, selefimizin, ulema-i İslam'ın yaptıkları ve yaşadıklarında asla ödün vermeyeceksiniz. Onlar kahramanlardır. Onlar ulu hocalardır.
Peki ne yapmak lazım? Farklı şeyler size söyleyebilirler. Abdülfettah Ebu Güdde'yi hocama söyledim. İnşallah sizler onun kitaplarını temin edin. Abdülfettah Ebu Güdde Suriyeli bir alim. 97 yılında vefat ettiler. Düzceli Osmanlı'nın son devir alimlerinden İmam Kevseri'nin öğrencisidir. Allame Kevseri'nin. Ebu Güdde Arabistan'a gittiği zaman rektör diyor ki kendisine, hocam öğrencilerin şuuru noktasında problem var. Ne yapalım? 5 tane kitap yazıyor. Bir tanesi Kıymetuz Zaman İndel Ulema. Alimler nazarında ilmin kıymeti. İkincisi Safaha. İlim yolunda alimler, allameler ne sıkıntılara göğüs gerdiler. Üçüncüsü Er-Rasulül Muallim. Öğretmen peygamber. Var, okuyorsunuz. Er-Rasulül Muallim ve Esalibuhu Fittalim. Bizim ilahiyat fakültelerinde din eğitimi bölümü vardı. Din eğitimi yapanların birçoğu Avrupa'ya gider doktora yaparlar. Kilisenin eğitimini anlatırlar ilahiyatta din eğitimine. Ama Ebu Güdde Hoca şu kadar maddede örnekleriyle en büyük muallim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatır. Mutlaka okumamız gereken eserler arasında bunlar. Sonra El Ulama El Uzzam Ellezine Atheru İlme Alez Zavar. İlmi evliliğe tercih eden bekar alimler. Tabi siz baştaki 3 tanesini özellikle okuyunuz. Onlar size bir şuur, bir duruş, bir aksiyon verecek. Şimdi hoca orada şöyle bir olay anlatıyor. Hatip Bağdadi'den. Ebu'l-Vakt Es-Sizci diyor ki, babamla birlikte yola çıktık. Herat'tan Buşen'e gidiyoruz. Şu kadar kilometrelik yolu yaya kat edeceğiz. Henüz 10 yaşında bile yokum. Babam ellerime taş vermiş. Sağ elimle bir taş, sol elimle bir taş. Biraz yorulunca babam emretti, bir taşa attım. Biraz daha yürüdük, diğer taşa atmamı söyledi. Artık ayaklarımda mecal kalmadı, yürüyemiyorum. Bu defa babam beni omuzlarına aldı. Köylüler bizi görünce, ya Ebu Ali ila eyne dediler. Bu halde sen nereye gidiyorsun? Sana bir at, oğluna bir at veriyorum. Verelim dediler. Babam da Buşen'e gidiyoruz. Neden? İmam Buhari Hazretleri'nin camiini okuyacak benim oğlum. Onun için oraya götürüyorum. Peki at verelim diye ısrar ettiler. Olmaz dedi. Nasıl olur ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini dinlemeye, okumaya atın üstünde nasıl gidebiliriz? Bu edepsizliği nasıl gösterebiliriz? Bizim için çok normal bir hadise. Haram değil, mekruh değil. Normal vasıtayla gitmemiz lazım belki bugün. Ama o kahramanlar bize bu ilmi böyle taşıdılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu noktada bir teslimiyetleri vardı, liyakatleri vardı. Rabbim o şuura, o imana ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Sakın ha birilerinin verdiği fetvalara kesinlikle itimat etmeyiniz. Selefimiz, ulemamız ne buyurdularsa onların yoluna iktida ediniz. Yani şimdi Cumhuriyet döneminde büyük ilim saraylarımızı yıkmışlar. Süleymaniye'yi, Fatih'i, Beyazıt'ı kaybetmişiz. Üstad Kevseri diyorlar ki, biz o yıkılan sarayların yerine hani böyle enkazlar kalıp enkazlardan gecekondular kurmuşuz. Gecekonduların içerisinde yaşıyoruz. İşte Dursun Efendi vardı Ofta, Aşık Kutlu hocamız vardı, Ahmet Yaşar hocamız var. Kendi imkanlarıyla çöken bir medeniyetin arkasından biz buradayız, bu davaya sahip çıkıyoruz dediler. Onlar biraz da seri olacak şekilde hocalar yetiştirdiler. Ama şimdi bunu daha ötelere götürmeli. İktisadi anlamda, siyasi anlamda, içtimai anlamda, madem ki Kur'an hayatın bütün sorunlarını çözmeye talip, o zaman siz dur diyeceksiniz, biz buradayız. Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti, cemiyetin bütün sorunlarını çözmeye talip diyeceksiniz. O zaman gece konduların yerine şimdi saraylar, büyük ilim sarayları yapmanın vakti. Belki 3 yıl değil, 10 yıl devam edecek tedrisat. Yeniden bu ümmetin içerisinden Ayşeler, Fatımalar, yani Efendimizin etrafındaki o ilim kadrosu yetişecek. Belki size şöyle diyorlar, hani ilahiyatlarda şimdi şöyle bir hava oluşturuyorlar, işte yüksek lisan doktoraya hanım kardeşlerimizi de alıyorlar. İslam'a, Kur'an'a, sünnete kadın eli değmedi, bundan sonra kadın eli değsin diyorlar. Yani feminist bir yaklaşımla onlara bir takım hedefleri gösteriyorlar. Peki Kur'an bilmez.
İyi hayatı bitirir, pek çoğu Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Hadis bilmez. Bu halde hani o kardeşlerimiz samimidirler, samimi olabilirler. Ama Kur'an bilmeden Kur'an üzerine konuşulur mu? Sünnet bilmeden sünnet üzerine konuşulabilir mi? Olur mu böyle bir şey? Sureti kat'iyede siz böyle bir yanlışa düşmeyeceksiniz. Ama İslam medeniyeti içerisinde büyük alimler yetişmişti. Belki kütüphanemizde vardır. Bedaü's-Senâi kitap var mı hocam burada? Ha, burada da vardır belki. Bedaü's-Senâi'nin metni Alaaddin Semerkandî'nin Tuhfetul Fukahasıdır. Tuhfetul Fukahayı Alaaddin Semerkandî yazar. Der ki bunu kim şerh ederse benim kerimem, kızım Fatıma ile o evlenecek. O kitabı Kâsânî yazar. İmam Kâsânî şerh eder onu. Bedaü's-Senâi diye. Hanefi mezhebinin en mürettep fıkıh kitabıdır. Bedaü's-Senâi. Evlenirler. Evlendikten sonra sabah derse gitmek ister İmam Kâsânî. Fatıma der ki nereye gidiyorsun? Derse gidiyorum de. Sen bilmiyor musun Buhari'deki Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifini? Evlendiği zaman bir erkek 7 gün evde kalacak. Evde hanımı eve alışacak. Yeni bir eve gitmiştir. Yeni bir dünyayı tanımıştır. Sen burada kalacaksın. Babamdan neleri okuyacaksan o dersleri evde ben sana okutayım de. Kime diyor? Bedaü's-Senâi'nin sahibi Kâsânî'ye, Alaaddin Semerkandî'nin kızı Fatıma diyor. Ama siz Fatıma'yı tanımıyorsun. Neden? Çünkü İslam'da mahremiyet var. Hani Ahmet Hamdi Beşşehir'de diyor ya, o kadınlar bu kadar destanlar yazmışlar. Eşlerinin, ağalarının, ağabeylerinin ardından. Fakat neden bilmiyoruz biz onların ağıtlarını, şiirlerini, destanlarını? Çünkü seslerini namahrem kabul ettiklerinden onları dışarıya çıkarmamışlar. Yani dava çıksın demişler. Evlerine kapanmışlar. Orada İslam kadınlarını medresede, oralarda yetiştirmişler. Yani gaye neyse onu öncelemişler. Yoksa bu davanın içerisinde işte Kâsânî'ye hocalık yapan Fatımalar yetişmiştir. Yani nenelerinizin İslam kültürünü daha önceye gittiğiniz zaman onların irfanlarını biliyorsunuz. Peki, kadın öne çıkınca ne olmuş? Halide Edip Adıvar'ı biliyorsunuz. Halide Edip Adıvar 1914 yılında cihat fetvasını İstanbul'da okurken üzerinde çarşaf var. Sonra Amerikan Koleji'ne gidiyor, Robert Koleji'ne. Robert Koleji'nden mezun olunca Amerikan mandasını savunuyor. Sonraki yıllarda Halide Edip Adıvar'ı biliyorsunuz. Yani inhitat çok hızlı olur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'ın anlattığı Kur'an-ı Hakim'deki örtüye, Fatıma'nın yaşantısına, peygamber etrafındaki kadınlar hep onlar sizin Mona Roza'nız olsun. Onlara bakın. İdealiniz onlar olsun. Eğer oradan şu kadar tahrif edersek bir şey olmaz demeyin. Ahmet Cevdet Paşa gibi bir allamenin kızı, aliyenin kızının sonraları ne hale geldiğini, yani Hristiyanlıkta bir din kadını, bir rahibi olarak vefat ettiğine bakmak lazım. Onun için sırat-ı müstakim, selefin, ulemanın, evliyanın yürüdüğü yola ehemmiyetle riayet etmek lazım. Peki bir de şöyle bir problem var. Arapça okuyoruz. Arapça okurken biz şimdi İfam'da şuna riayet ediyoruz. Baştan sona kadar Beyzavi Nesefi'den bitiriyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Buhari okuyoruz, Müslim okuyoruz, fıkıhla, hidaye vesaire. Ama her okuduğumuz ayet-i kerime hayatın neresine tekabül ediyor? Kur'an-ı Kerim peygamberlerden bahseder, önceki milletlerden bahseder. Hikaye kitabı değil. Her olay bugün sizin hayatınızda bir takım olaylara tekabül ediyordur. Mutlaka onu yorumlamanız gerekiyor. Yani bugün Ersin'de, Trabzon'da, Gümüşhane'de insanların ferdi, içtimai anlamdaki sorunlarını bu ayet hangi zaviyeden çözecek? Onun için ne okuyorsunuz mesela tefsir, İbn Kesir? Ama yanında mutlaka Şehidül İslam, Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'ına bakınız. Biz medresede okurken Seyyid Kutub'u hep böyle ehl-i sünnet karşıtı olarak bilirdik. Ama sonra Fizilal Kur'an mutlaka 5 tane 10 tane tefsire baksam mutlaka elimin altında var. Ve ehli sünnete aykırı birkaç görüşünün dışında başka bir şey de bulmadım.
varlığını İslam'a adamış birisi. Kendisine öyle işkenceler ettiler ki hapse koydular. Yeğenini gözünün önünde öldürdüler. Aç bıraktılar, susuz bıraktılar. Mısır'ın sıcağında suyu gözünün önünde döktüler. Aç bıraktıkları köpekleri zindanda üzerine saldılar. Ama buna rağmen tek geri adım atmadı ve sonra onu idam ettiler. Peki Seyyid Kutup İbni Kesir kadar büyük bir mütefekkir değil. Ama okuduğunuz ayet Arsi'nin sokağındaki problemi nasıl çözecek? Onu çözebilmek için o tefsire bakmak lazım. Yani biz medresede okurken ona bir buzumuz vardı. Ama ben şimdi diyorum ki iki tane kutup var. Birisi İmam Kevseri'dir. Birisi Mustafa Sabri Efendi'dir. Seyyid Kutup da onların öğrencisidir. Yani bu davayı hayata nasıl tatbik etmemiz gerekir? O noktada mesela ona baksanız, hocam dedi ki biz çok miktarda hadis okuyorlar, ezberliyorlar. Şimdi mesela Buhari okuyorsunuz, Ayni var, Fethül Bari var veya Müslüm okuyorsunuz veya başka hadis kitapları. Onlar yazmışlar. Ama peki bugün okuduğunuz o hadis, mesela Kitab-ül Bey'den okuyorsunuz, alışverişten. E bugün şu kadar ticari sistem değişti. Ne yapmak lazım? Hindistan'da büyük bir medrese var. Diyobendi Medresesi diye. Hocam bilir. Diyobendi Medresesi. Şimdi onun başında Taki Osmani var. Onun Müslüm üzerine yazdığı bir şerh var mesela. Fethül Mülhim diye. Biz onu okuyoruz. Müslim şerhi. Okuduğunuz hadis-i şerifler. Hayata nasıl aktarılmalı? Olayları, sorunları, problemleri nasıl çözmeli? Yani gece kondulardan saraylara yürümeli. Yürüyebilmek için ben erkek kardeşlerime diyorum ki 4 saat, olmadı 5 saat. 5 saatten sonra ilim talebesinin uyuması kesinlikle haram. Dışarıda yangın varken, liselerde arkadaşlarınız, okullarda onların hallerini biliyorsunuz. Mahremiyeti ayaklar altına almışlar. Peki bu durumda 5 saatten fazla, yani Allah ve Resul davasına sahip çıkan bir ilim talebesinin kesinlikle dinlenmesinin caiz olmadığı kanaatindeyim. Yani yangın varken müdahale etmek gerekir. Peki şununla toparlayayım. Ve mutlaka okuduğumuz her metin bu ümmetin, milletin ihtiyacını karşılamaya mebni olacak demiştim. İmam Gazali Hazretleri İzamiye'de 22 yaşında en yüksek dersleri okutmaya başlıyor. Kelam dersleri veriyor. Sonra üstad İzamiye Medresesi'ni terk ediyor. Ayrılıyor oradan. Şam'a geliyor. Ümeyye'ye geliyor. Ümeyye Camii'ne. Ümeyye Camii'nde orada gidenler görmüşlerdir. Ümeyye Camii'nde yüzünüzü kıbleye döndüğünüz zaman sağda dipte bir oda var. Oraya kapanıyor. Orada hangi kitabı yazıyor? İhya-u Ulumiddin. Peki diyorlar ki üstad neden bu kitabı yazıyorsunuz? Kudüs işgal altında ama medresedeki hocanın gündeminde değil. O zaman ben öyle bir kitap yazayım ki bizi o basit mantık tartışmalarından çıkarsın, ümmetin birinci gündem maddesi neyse onunla meşgul olacak ilim adamları yetişsin bu kitaplarla. İhya'yı yazar, sonra İhya'yı Salahaddin Eyyubi okur. Kudüs'ün Fatihi, Salahaddin Eyyubi'nin el kitabı İhya-ül-Ümiddin'dir. O halde sizler, hanım kardeşlerim olarak, sokakta, çarşıda, pazarda, Müslüman kadının sorunları nelerdir? Onları tespit edeceksiniz. Medreseden bunları alacaksınız. Ve mutlaka Üstad Necip Fazıl'ın eserlerini baştan sona belki birkaç defa okuyacaksınız. Sezai Karakoç'u mutlaka bir, belki birkaç defa okuyacaksınız. Onlar size okuduğunuz metinleri etkili bir dille bu cemiyete nasıl aktarabileceğinizi verecek size. Mutlaka Üstad Necip Fazıl'a ve Sezai Karakoç'a bunun eserlerine bakacaksınız. Sonra göreceksiniz ki Cenab-ı Hak sizin ufkunuzu açmış. Yeni dünyalara gidiyorsunuz. Onlar, yüzler. İşte böyle kurslar kuruyorsunuz sizler de. Anadolu'nun evlatları geliyorlar sizden edebi ahlakı, imanı öğreniyorlar. Rabbim bu noktada hepinize muvaffakiyetler nasip etsin. Şuna seviniyorum, hocalarıma teşekkür ediyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İslam'a hizmete sizin gibi hafize, kardeşlerimi Arapça okumuş, tefsir okumuş, hadis okumuş, kardeşlerimi İslam'a hizmete takdim ediyorlar, hazırlıyorlar. Ebedi yerle ver. Hem onlardan hem sizlerden Cenab-ı Hak razı olsun. Bir de
Son olarak şunu da arz edeyim, özellikle Arapça okuyan kardeşlerime. Veciz okuyoruz demişti hocam. Abdülkerim Zeydan'ın vecizi, bir de Abdülkerim Hoca'nın El Mufassal fi Ahkamil Mer'ah ve Beytil Muslim diye bir kitabı var. 11 cilt bu kitap. Merkezinde İslam Kadını vardı. İslam Kadın merkezli fıkıh kitabıdır. 4, zaman zaman 6 mezhebe göre onların delillerini de verir. El Mufassal fi Ahkamil Mer'ah ve Beytil Muslim. Yani mutlaka bu kitabı temin etmeli. Dili de çok kolaydır. Hepinizin rahatlıkla okuyabileceği bir kitaptır. İnşallah kütüphanemizde de olur. Burada sizler de onu kendiniz de temin edersiniz. Yani İslam kadınının ve sizlerin ilim talebelerinin öncelikle alması gereken şey mutlaka kitap olmalı. Cemil Meriç'le alakalı şöyle bir anekdot kızının yazdığı bir kitaptan okumuştum. Diyor ki babam bir gün sahafların önünden geçiyor, aradığı bir kitabı görmüştü orada. Kış günü üşüyor, sırtında parkesi var, parası yok. Gitse vermeyecekler. Bit pazarına gitti, soğuk kış gününde parkesini sattı, geldi o kitabı aldı. Kitap böyle bir şey yani. Onu değerli göreceksiniz. Çünkü ümmetin sorunlarını okuduğunuz ve okuyacağınız kitaplarla çözeceksiniz. Ve son söz olarak, Üstad Necip Fazıl'ın ideolog örgüsü var. Üstad diyor ki, bütün kitapların ideolog örgüsünün müştemilatı mesabesindedir. İdeolog örgüsü modern zamandaki bir İslam anayasasıdır. Orada birkaç yerde İslam kadınından bahseder. Üstad der ki, Müslüman kadın her şey olur. Okur, hoca olur, alim olur, fakir olur, müfessir olur, öğretmen olur, doktor olur. Ama bütün bu olurların ötesinde o anne olur. Yani Fatıma olur. Her şeyden daha öncelikli olarak evlerinizi medreseye çevireceksiniz. Bu insanlar şuuru, aşkı, ilmi, her şeyi, heyecanı evlerde aldılar. Rabbim önce evlerinizi, sonra şehirlerinizi medreseye, İslam okullarına çevirmeyi hepinize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Teala hocalarımla hepinize ebediyen ebed razı olsun. Allah'a emanet olun. Hocamızdan Allah Teala razı olsun. Hocamızı şimdi inşallah bundan sonra her fırsatta buraya getirmek için gayret göstereceğiz. Allah-u Teala ilim yolunda kendisine emanet olsun inşallah. Sizlere de hayırlı ilimler Allah-u Teala nasip eylesin. El Fatiha.